Gökhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Şimdi sizin hakkınızdaki Google bilgileriyle sizin kısa bir belgeseliniz yaptık. Evet. Genel olarak Google bilgileri yanlış oluyor biliyorsunuz. Lütfen yanlış olan yerlerde düzeltin. Ya da evet bunu böyle yaptım ama bana bir sorun bakalım niye böyle yaptım diye bize anlatın. Araya girebilirim. Evet, her zaman. İstediğiniz tamam. Her zaman. Buyurun. Yıl 2005. Türkiye'de YouTube'un esamesinin okunmadığı, kitlelerin sohbet edip futboldan şiire, teknolojiden flörtleşmeye her türlü paylaşımlarını çok çeşitli ve bir o kadar renkli forumlarda yaptığı yıllar. En popülerleri de amatörce müzisyenlerin yeni bestelerini dinleyicilerine ulaştırdığı platformlardır. Evlerinin önü boyalı direkle, Öykü ve Berk kardeşler, Hayalet Sevgilim'le İrem ve Ölürüm Hasretin'le ile Grup 84 gibi internet şöhretlerinin çevrim içi ortamlarda yakaladıkları başarıyı ana akıma taşıyabilmiş olmaları amatör müzisyenlere umut olmuştur. Eskiden demo kasetini alıp IMC'deki yapımcıların kapısında yatan gençler artık voleyi vurmak için forumlarda sabahlar olmuştur. Ancak epeydir yeni bir ses keşfedilmiyor, basit altyapılı ve çoğu arabesk tınılı şarkılar viral olacağı günü bekliyordu. Ta ki o güne kadar. İki kuzen, Serkan'ın yazıp Gökhan'ın söylediği ve evde kendi kendilerine kaydettikleri bir şarkı duyulur. Öyle çok büyük hayalleri yoktur gençlerin. Beğendikleri şarkıyı belki başkaları da sever, muhabbet olur, gururları okşanır umuduyla paylaşırlar yalnızca. Ancak kaderin büyük bir sürprizi vardır. Şarkı toplamda neredeyse 1 milyon kişi tarafından dinlenir. Şarkıyı söyleyen Gökhan da her ne kadar internet dünyasında olsa da artık bir fenomendir. İşte o şarkı yıllar içinde dillere ve kalplere damga vuracak olan büyük insan, sesiyle kitleleri mest edense Gökhan Türkmen'dir. 1 Eylül 1983'te İstanbul'da dünyaya gelir Gökhan. Bir şey sorayım, gerçekten laf olsun diye mi attınız yoksa... Yani şöyle laf olsun diye tabii ki olmaz da hani şöyle bir şey oldu. Biz şarkıyı yaptıktan kaydettikten sonra Büyük İnsan Partisi sözü müziği Serkan Söylemez'e ait kuzenime. Biz o dönem işte böyle şarkılar yapıyoruz. Hani keyif alıyoruz bu işten yani. Hani çok hoşumuza gidiyor. Egomuzu okşuyor falan. Neyse şarkı yaptık çok güzel. Annemler falan bayılıyor işte harika şarkı bilmem ne falan filan. Biz de o dönem Serkan'ın bir komşusunun tanıdığı Göktan'mış. Göktan'ı hatırlarsınız belki. Mevsimler diye bir şarkısı vardı. Neyse. O dönemde çok meşhurdu falan. Göktan'a yollasak mı acaba şarkı? Çünkü amacımız zaten şarkı yapıp birilerine vermek aslında. Yani benim hiç öyle bir kendimi hani ön plana atayım da işte sahne yapayım da falan öyle bir derdim hiçbir zaman olmadı. Yani ben müzik öğretmeni olmak isteyen bir adamdım. Ama işte piyasaya şarkı vereyim. Biraz mutfak kısmında olayım. Görünmez adam olayım falan. Biz de işte bu yüzden Gökhan'a şarkıyı yolladık. Gökhan çok beğendi şarkıyı. Tamam kesin söyleyeceğim, albüme koyacağım falan filan. Biz de uçuyoruz yani. Bizi işte çok yani bilinen birisi şarkımızı söyleyecek falan. Bayıldık ettik falan. Belli bir süre sonra Gökhan'dan ses gelmedi. Biz de merak ettik ne oluyor falan abi nedir durum falan. Gökhan dedi ki yani şirketlerle ilgili bir sıkıntı oldu. Ben şarkıyı yapamıyorum, albümü de yapamıyorum zaten falan diye. Öyle mi falan. Biz de o dönem işte belgeselde de söylediği gibi... Böyle işte Grup 84, İrem falan şarkıları verince biz dedik acaba internetten mi versek şarkı yani bir görelim ne oluyor ne bitiyor. Ben nasıl durumdayım şarkı hani güzel mi sesim güzel mi hani biz bu işi yapalım mı yapmayalım mı bir kamuoyuna bir sunalım dedik yani şarkıyı. Abi bir sürü forum sitesi Google'dan aldık hepsine bir paragraf Serkan kendi ağzıyla bir şey yazdı. İşte kuzenimin şarkısı yani kuzenim söylüyor şarkı benim falan dinleyin bakalım beğenecek misiniz gibi. Bütün forum sitelerine biz verdik şarkı zaten. Yani öyle bir kendiliğinden dağıldı bir yere verdik de oradan oldu bir değil. Biz bayağı bir oturduk PR çalışması yaptık yani o dönem. Oradan patladı şarkı. Öyle bir durum var yani. Ya bayağı şey hani şarkı... Tabii yani bilerek, isteyerek şarkıyı tanıtmaya çalıştık. Ama şey yani hani orada da şu yok. Yani birisi bizi keşfetsin de bize albüm yapsın derdi değildi yani. Derdimiz o biz değil. Biz bu beste beğenirse satalım. Ya işte birisi beğenir, almak ister. Ne bileyim işte nereye gideceğini bilmiyoruz yani o mevzunun. Hani ben dediğim gibi albüm heveslisi bir adam o dönem değildim yani. Hiçbir zaman böyle şey olmadım. Zaten hani
şey vardır yani, çıkarayım da bu işi nasıl olursa olsun gibi bir derdim yoktu. Hep böyle otokontrol, işte bir şey olacaksa şöyle olmalı, böyle olmalı falan, böyle bir yani ne istediğini bilen adamlardık. O yüzden de öyle bir durum vardı. Buyurunuz. Babası aslen Rizeli, annesi Erzincanlıdır. Orta halli bir ailedir onlarınki. Büyürken okuduğu okullardan yaptığı işlere her şeyiyle çok hayranı olduğu bir de ablası vardır. Zaten ona göre bir erkek çocuğun en büyük şansı bir ablası olmasıdır. Ancak hayat hikayesinin ilerleyen yıllarında göreceğimiz gibi ablasının yolundan gitmeye çalışmak ona belki de biraz zaman kaybettirecektir. Sessiz sakin bir çocuktur. Resim yapmak için saatlerce odasına kapanır, yaşıtları oyuncaklarla oynarken müzik dinleyip klip izler. Yaşından olgun davranmasıyla bilinir hep. Hal böyleyken tek korkusu da yalnızlıktır. İlkokula başladığında annesinden ayrılmakta güçlük çeker. Annesi gitmeye kalktığında ağlamaya başlayan oğluna okul sırasında uzun süre eşlik eder. Ortaokul yıllarına geldiğinde hayatını tümüyle değiştirecek olan bir adım attığından habersizdir. Öğretmenlerin en sinir olduğu öğrenci tipiymişsin. Bunlar Google'da mı var ya? Evet. Nasıl Google'dan ya? Nerede, neresinden Google'dan bunlar? Öğrencilerin, yani şey, öğretmenlerin en sinir olduğu öğrenci tipiyim. Benim annem öğretmen oradan biliyorum. Öyle mi? Doğrudur. İlkokul 1'e okuttuğunda çocuklar ağlayınca nefret ederdi. Doğrudur. Yani ben işte sınıfta dururduk. Yani o zaman o dönem Fazilet Everest ilköğretim öğretmenim. Çok severdim kendisini. O da çok destek olmuştur yani. Hani işte yani... Annemin olmaması için elinden geleni yaptı ama ben mesela kapıyı kapatırlardı falan. Direkt ağlamaya başlardı. Mesela dalıp derse dalıyorum mesela. Farkında değilim, kapıyı kapatıyorlar, annem gidiyor mesela. Çünkü annem orada duruyor. Ben görüyorum annemi, görmem lazım annemi çünkü. Kapı kapanıyor, kapanmış. Bir bakıyorum kapı kapalı, hemen ağlamaya başlıyorum falan. Anne geri geliyor. Böyle bir dönem gidemedim okula ben bu yüzden. Yani, evet abi, gönderdiler eve gitsin dediler yani, bu çocuk böyle... Olacak iş değil, sürekli ağlıyor, zırlıyor falan. Kendine gelsin, öyle gelsin yani. Biz bunun annesiyle uğraşıyoruz. Aynen abi yani. Beraber İstanbul sıra mu? Arkadaşımdı bir ara annem benim. Ben İstanbul mu bu arada? İstanbul. Ben hep doğma bir İstanbul'uyum. Evet. Kendi tabiriyle pusetten arkadaşı Engin gitar çalmaya başlayınca o da bu havalı alete dokunmaya heves eder. Annesi de oğlunun bu isteğini ikiletmez ve ona ilk gitarını hediye eder. Gökhan'ın yeteneği olduğu bundan sonra fark edilecektir. Ortaokul son sınıftayken müzik öğretmenleri boş bir derse gitar çalıp şarkı söyleyen bir öğrencisini getirir. Öğrenci Mirkelam'ın hatıralarını söylerken Gökhan hocasının yanına gider ve "Hocam ben de gitar çalıyorum, şarkı söyleyeceğim." der. Bu çılgınlığı nasıl yaptığını hiç hatırlamaz. Çünkü normalde o cesarete sahip değildir. İlk kez seyircinin önünde gitar çalıp şarkı söylemiş, kendi deyimiyle millet delirmiştir. Söylediği 3 şarkı güvenini yerine getirmiş, macerayı başlatmıştır. En büyük idollerinden biri Barış Manço olan Gökhan'ın gitarla tanıştığında çaldığı ilk şarkı Dağlar Dağlar olur. Bunda Barış Manço sevgisi kadar şarkının 3 akorla çalınabilmesinin de etkisi vardır. Ardından Yaşar'ın Divanesi gelir. Bir süre sonra başkalarının bestelerini çalıp söylemenin onu yeterince heyecanlandırmadığını fark eder. Kuzeni Serkan Söylemez'in yazdığı sözlere besteler yapmaya başlar. Liseyi Habire Yahşi Anadolu Lisesi'nde okuyan Gökhan... Nerede? Bir dakika, nerede? O zaman Anadolu Lisesi değildi. Habire Yahşi, bir Azeri, bir... Eğitimcinin okulu orası. Şeyde Metro Gross Market'in tam arkasında bir yer. Ablam o dönem süper liseye, orada ilk mezunlarından ablam, süper lise mezunlarından. Okul yeni açılıyor. Ablam da oraya gidiyor. Okul çok güzel aslında. Yani çok böyle gerçekten çok değerli eğitimcilerin elinde olan bir okuldu. Ablam çok memnun kalınca ben de zaten ilkokul, ortaokul hep ablamla okudum. Aynı okulda okuduk. Liseyi de aynı okulda okumak için, yani süper lise yapmak için çok uğraştı annem ama yani o puanlara falan tutmayınca normal düz liseye girdim. Çok sevdiğim, çok yani oradan da çok böyle değerli arkadaşlarımın olduğu bir okuldur. Adı Habire Yahşi. Japon bir şey falan, böyle Azeri Japon ortak bir şeyi vardı, böyle değişik bir yatırımcı şeyi vardı. Özel okul değil mi, devlet okulu? Değil, şu an Anadolu Lisesi oldu ama süper liseydi o zaman. Ama çok böyle gerçekten müdürümüz, müdür muavinimiz, oradaki öğretmenler falan çok böyle öğrencilere çok yani değer veren bir okuldu gerçekten. Çok eğitim sistemi de çok yüksekti. O yüzden çok
benim için önemli bir yerdedir lise dönemim. Okul da çok önemlidir benim için. Güzel bir okuldu yani. O gitar çalma hevesi nereden geldi? İşte arkadaşım, dediğim gibi doğma büyüme birlikteyiz. Aynı apartmanda, iki kat altındaki arkadaşım Engin. İşte gitar çalmaya başlayan arkadaşım. Yani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmediği için, her gün birlikte olduğumuz için o bir arkadaşından heveslenip gitar çalmaya başladı bir anda. Şarkı da söylüyor falan. Lan yani çok hoşuma gitti. Ya bir de hani çok da güzel söylüyor gerçekten. Ben de heveslendim gitar çalmaya. Böyle akor basmadan ritim atmaya başladım. Acayip hoşuma gitti. Bana sürekli sus yeter artık Gökhan diyorlardı. Çünkü akor yok, bomboş tellere böyle ritim atıyorlar. Dıngır dıngır. Saçma sapan. Bir, yani sonra Engin sağ olsun bana böyle işte birkaç tüyo gösterdi. Birkaç böyle bir akor falan bir şeyler gösterdi işte. Ben çalıştım çalıştım Engin'in gitarıyla. Sonra annem baktı, çocuk çok hevesli, yetenek de var. Elinde gitarla bir gün geldi böyle. Hala durur o gitarım. Ondan sonra ben bir anda şarkı söylemeye başladım. O zaman şarkı da söylemiyorum o zamana kadar. Bir tek resim yaparken şarkı söylüyorum. Hani kendi kendime söylüyormuşum daha doğrusu. Ablam fark etmiş bunu da. Ya geçen şu şarkı söylüyordun, söylesene diyor bana. Ben nasıl şarkı söylüyordum falan oldum bir gün. Sonra gitar çalmaya başlayınca tabii ki şarkı söylemeye başladım yani. Ama hep böyle birileri gibi şarkı söylüyordum. Yani mesela Kenan Doğulu şarkısı söylüyorum, onun gibi söylüyorum. İşte Barış Manço söylüyorum, onun gibi söylemeye çalışmıyorum. Onun gibi söylüyorum yani, öyle çıkıyor ağzından. Hırsız kulak diyorlar değil mi? Evet, aynen. Yani çünkü duyduğun şeyi aynen o şekilde söylüyorsun. Yorumu falan o şekilde yapıyorsun. Yani aklında başka yorum gelmiyor işte şarkıyı o şu şekilde yapayım falan diye. Yani baktım işte Serkan o dönem şiir yazıyordu. Çok güzel, iyi bir kalemi vardır Serkan'ın. Gazetecilik mezunu zaten o da. Böyle çok önemlidir yani hani benim için kalemi. Şiirleri vardı, çok da güzel şiirleri vardı. Şiir defteri falan vardı. Ama bir bakayım dedim, belki beste yapabilirim hani onlara falan. Bir baktım beste yapabiliyorum. Nacizane yani o dönem tabii. Böyle saçma sapan besteler de çıkıyor, böyle değişik şeyler de çıkıyor falan. Baktım hoşuma gitti. Onu söylerken başka bir adam oldum bu sefer şarkıları söylerken. Yani hiç işte ne Kenan var içinde, ne Kıraç var, ne Barış Manço var, ne Cem Karaca var. Hiçbir şey yok yani. Hani Gökhan Türkmen var. Beni heyecanlandırmaya başladı tabii ki. Bir de yani kendi yaptığım, mesela resimde de başkasının yaptığı şeyi aynısını yapabiliyordum. Yani bayağı aynısını yapıyordum. Ama aynısını yaptığım için altına Gökhan Türkmen yazamıyordum yani. Sonuçta birisinin yaptığı resmi yapıyorum. Beni heyecanlandırmıyordu. Kendi altına imzamı attığım bir şey galiba beni heyecanlandıracak diyerek beste yapmaya başladım ben. Sonra zaten dedim ki hayatım galiba benim müzikle devam edecek diye. Yani sanırım bana ait bir şey aradım. Yani hani benim, bu benim yani dediğim bir şey aradım galiba hayatımda. Ercan Saatçi derdi ki erkekler kız tavlamak için gitar çalmaya başlar. Vallahi öyledir yani. genelde öyle. Ben gerçekten onu düşünmedim. Ama onun sayesinde çok... yani hani şey gibi bu. Her zaman onu söylüyorum mesela. Yeni hani genç arkadaşlarıma da. Bu işi para için yapmayın. Para zaten başarılı olduğu zaman geliyor. Yani o dönem de galiba öyleydi. Yani ben hiç kız tavlamak için bu işi, gitar çalmaya başlamadım. Ama gitar çalmaya başlayınca zaten o gün mesela dediğim gibi işte çıldırdı herkes dediğim gerçekten şöyle bir şey oldu. Ben çünkü normalde çok böyle yani geri planda bir adamım. Yani kendimi geri planda tutan, sessiz, sakin, öyle bir adam, utangaç bir adam olduğum için okulda da hep öyleydim. Çok da arkadaşım olmazdı ama severlerdi beni falan böyle. Değişik bir adamdım yani. Ben gitar çalmaya başlayınca kimse benden öyle bir şey beklemediği için okulda bir anda böyle orta sonda başladım gitara. Keşke orta birde başlasaydım. Ekmeğini yemedim ortaokulda çünkü orta sonda başladığım için ortaokul son dönemine denk geldim yani. Bir anda ortaokulda popüler çocuk oldum ben. Yani çünkü gitar çalan bir çocuk oldum. Şarkı söyleyen, gitar çalan bir adam oldum ben. Bir anda böyle bir sürü insan yanıma gelip tanışmaya başladı. Yani bir anda başka bir adam oldum ben. Ve bu bende şey oldu. Yani beni cesaretlendirdi biraz. O utangaçlığım, işte mahcubiyetim birazcık gitmeye başladı. Daha girişken, daha böyle konuşkan bir adam olmaya başladım. O yüzden müzik bende çok başka bir noktaya geldi hayatımda. Buyurunuz. Bir yandan müzikle ilgilenmeye devam ederken bir yandan da üniversite hayalleri kuruyordur. Anne babasının ondan beklediği gibi okuyacak, koluna altın bileziğini takacak, müzikle hobi olarak uğraşmaya yine devam edecektir. Bu sırada üniversite vakti gelir çatar. Önce müzik öğretmenliği okumak istese de endüstriyel yönetim bölümünde karar kılar. 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi'nden mezun olur. Siz Kocaeli'de mi okudunuz? Aynen. Öyle mi? Ya ben işte müzik öğretmeni olmak
istiyordum. Yani Kocaeli'de okumadan önce de Marmara Üniversitesi Müzik Eğitim Bölümü sınavına girdim. Hiç yani şey almadan, yani düzgün nota bilmiyordum. Bir aylık bir eğitim aldım ben. Yani ne dikte biliyorum, ne nota okumayı biliyorum, ne bir şey biliyorum falan. Böyle bir sınavı göreyim dedim yani nasıl oluyormuş. Seneye hazırlanıp öyle girerim. Hiç değilse sınavla ilgili bir tecrübem olur diye düşündüm. Lise öğretmenime gittim, müzik öğretmenime. Dedim hocam bana bir hani yol gösterin. İşte o da İTÜ'deydi öğretmen. İTÜ mezunu aynı zamanda. Dedi ki bu şarkıyla katıl. İşte Güzel Anadolu diye bir şarkı. Okul şarkısı yani bildiğin basit. Dağ, deniz, ova, çayır, güzel Anadolu falan diye bir şarkı. Çok basitti yani. Ama bir gece önce ezberledim şarkıyı ben. Ve hiç, yani bir şeyi de bilmediğim için tamam hadi girelim falan. Abi ben sabah yani 3'te girdim sınava öğleden sonra. Sabah 8'de gittim oraya. Hani işte yani obsesif bir adam olduğum için ne olur ne olmaz hani falan diye. 8'de gittim abi 3'e kadar ben dağ, deniz, ova, çayır... Ezberleyeyim, unutmayayım diye. Şarkıdan şarkı nefret ettim. Söyle, 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 söyle. Sıra bana geldi abi, şarkıyı unuttum ben. Abi gitti, yani yok, sanki hiç o şarkı yokmuş gibi bakıyorum. Yani heyecandan notasına bakıyorum, okumaya çalışıyorum notasını, anlamaya çalışıyorum falan. Yok, gitti yani o şarkı bende. Hocam dedim, unuttum ben parçayı şu an heyecandan. Tamam dedi, İskender Marşı'nı oku dedi. Onu da okuyamadım. Ya o kadar kötüydüm ki sınavda. Hoca şey demişti. Çok kötü olmazsan girersin demişti. Çünkü onlar çamur arıyorlar. Yani sendeki ufak böyle yeteneği şeyi görürlerse hani baktılar bu yontulabilir bir adam alırlar. Yani şey değil. Ama ben o kadar kötüydüm ki yani hiç hani müzikle alakam yokmuş gibi bir adamdım onların karşısında. Bende bir travma oldu galiba bu. Ondan sonra 2-3 tane daha sınav denedim konservatuar. Olmadı yani yapamadım. Ben birileri karşımdayken böyle bir heyecan tribine girdim ve bildiğimi de unutuyordum falan. Dedim ben bu işi yapamayacağım galiba. Yani konservatuar okuyamayacağım galiba. Çok istiyordum o şeyi almayı. Dedim dışarıdan ben ses eğitimi alayım, şey yapayım. Zaten ondan sonra mimar sınavına girdim opera bölümüne. Yani sınavına girmeye çalışmak için. Girmek için ders almaya başladım. Mimar sınavından bir birincilikle bitiren öğretmen, şeyde öğrenciden. Sınav tarihi değişmiş o sene. Sınavı kaçırdım ben. Ve bunu da hani bana eğitim veren, hani şan dersi veren de bilmiyor falan. Yani böyle saçma sapan. Benim okula girmemem için genel olarak bir hayatta bir şeyim vardı galiba. Dedim ki bu iş olmayacak sanırım. Hayat size karşı durmuş. Ya evet bir karşı değildi. Belki işte okula girseydim, konservatuar okusaydım. Belki yani şu olduğum yerde olmayacaktım. Başka bir yerde olacaktım müzikle alakalı. Belki ondan hoşnut olmayacaktım. Öğretim üyesi olurdunuz. Yani belki işte ama o da belki de beni tatmin etmeyecekti. Belki müzikten soğuyacaktım. Bilmiyorum yani. Hani yaşadığım hiçbir şeyden o yüzden ne pişmanım, ne lan keşke şöyle yapsaydım, daha çok çalışsaydım falan demiyorum yani. O yüzden... Kocaeli'ne her gün gidip geliyor muydunuz? Sonra Kocaeli işte tekrar sınavlara falan girmek için sınava girdim ÖSS sınavına. Baktım güzel bir puan aldım. Ya bir yandan işte hep böyle anne babayı memnun etme çabası var ya. Yani hani oğlum işte hani... Bir mesleğin olsun yani müzik dışında. Müzik meslek değil çünkü genel olarak. Tamam yani 2 senelik bir bölümde endüstriyel yönetim. Kandıra'da okudum ben. Oo. Kandıra olduğunu bilmiyordum. Yani ben hani böyle merkezde falan gider de gelirim de falan diye düşünüyordum. Kandıra çünkü Kandıra uzak. Ev tuttum. Yani çok güzel bir 2 yıl geçirdim orada mesela. Ben orada müzik de yaptım. Grup da kurduk. Yani ailemden uzakta... olmak işte hafta sonları arada bir 15 günde bir gidip geliyordum. Bazen hiç gitmiyordum bir ay falan. Çünkü çok keyifliydi. Çok güzel arkadaşlar edindim. Yazları Kefken'e, Kerpe'ye tabii gidiyordum. Ki, tabii ki. Kesinlikle. Harikaydı yani. Çok güzeldi. 2 sene sonunda geldim. Bir iki kere daha dediğim gibi denedim konservatuarı. Olmayınca dedim ben. Benim suratımdaki bu iz Kandıra Adliyesi'nde dönerken geçirdiğim kaza üzerine oldu. Gerçekten mi? Siz Kocaeli miydiniz? Ben Kocaeli'de büyüdüm evet. Aa. Neresinde? Orada avukatlık yaparken Kandıra Adliyesi'nde bir duruşmadan dönüyordum. Şoför kullanıyordu arabayı. Ben de önde oturuyordum. O zamanlar emniyet kemeri zorunda değildi herhalde ki takılı değilmiş. Karşıdan gelen bir araba kaydı. Evet, okay. Bir vurdu bizi önden. Ben böyle ön cama bir yapıştım, ön camdan dışarı çıktım. Ne diyorsunuz ya? Oha çok iyiymiş. Yani İzmir Kocaeli Devlet Hastanesi'nde... O gece de kardeşimin nişanı var. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Burada dikiş atıldı. Ben nişana bir gittim. Göz böyle. Of. Annem beni görünce düştü bayıldı falan. Çok acayip. Geçmiş olsun. O yüzden Kandıra yolu istemem ben. Evet, Kandıra yolu tehlikelidir zaten.
Yani çok kaza olur orada. Biz de işte çok böyle döndüğümüz olmuştur yani şeyden. Sıkıntı olduğu olmuştur. Buyurunuz. Örnek aldığı ablası gibi okuma isteği müziğe biraz ara vermesine neden olmuştur. Okul bittikten sonra kendisini tamamen müziğe vermek ister. Ufak ufak sahneye çıkmaya, seyirciden güzel tepkiler almaya başlamıştır. Hatta bugünden bakınca komik rakamlar da olsa para kazandığını görünce kendine güveni gelmiş, çıkacağı kafelerle pazarlık yapar olmuştur. İstanbul Üniversitesi'nde okuyan kuzeni Serkan'la okulun yakınlarındaki Konak Kafe, Elit Kafe gibi yerlerde sahneye çıkar. Onur Mete'nin de keşfedildiği bu mekanlarda çalmak bir gün fark edileceğine dair inancını besliyordur. Büyük insandan hemen sonra Yansen adlı şarkısını da paylaşan Gökhan, tanınabilmek için kişisel web sitesine fotoğraflarını yükler. Hayranları o fotoğrafları kullanarak kendi kendilerine klipler yapmakta, henüz bir albümü olmayan bu sesi daha fazla kişiyle paylaşmak için yoğun çaba sarf etmektedir. Bu çabalar sonuç verir ve Yansen'i dinleyenlerden biri de müzisyen ve yapımcı Aykut Gürel olur. Gürel, Gökhan Türkmen'in albümünün yapımcılığını üstlenir ve ilk klibin Yansen şarkısına çekilmesini ister. Gökhan yapımcısını dinleyip ilk klibi Yansen'e çekse de... Şöyle aslında yani Yansen'i Aykut abi de çok istedi, ben de çok istedim. Çünkü yani orada hep güleriz o konuda. Çünkü bir artistlik yaptık orada yani. Büyük insan tutmuş, olmuş kaç milyon. Yani ne gerek var yani Yansen'e çıkıyorsun değil mi? Patlat işte büyük insanı, patlasın mevzu. Yok yani ben de hep o kafadayım. Yani illa bir şey hani çok böyle tuttu diye üstüne gitmektense hani başka bir şey daha var bak bu da güzel falan deyip onu göstermeyi tercih ettik. Aykut abi de böyle biraz öyle bir adamdır yani cesurdur o konularda. Biz de tabii ki birbirimizi gaza getirdiğimiz için Yansen'i çıkarttık ilk. Hiç izlenmedi şarkı. Ama bir şey söyleyeceğim. Sonra patladı ben de şarkıcı olsam öyle yapardım. Zaten tutmuş var. Yani işte evet bana ötekine da öyle daha mantıklı yani. Geliyor ama işte hani normalde hani ilk akla gelen hani tutmuş bir şarkı değil mi? Yani albüme koymuşsun yeni ilk albümünü yapıyorsun. Hani internette atıyorum birkaç milyon olmuş bir parçayı ilk şarkı olarak çıkarırsın mantık olarak değil mi? Yani işte. Ama sonradan patladı şarkı. Yansen hiç izlenmedi. O zaman MTV vardı. MTV'de bir kere yayınlandı klibi. Hani Kral Mural falan zaten hikaye o dönem hiç ilgilenmediler bile bizle. Yani klibi falan bile hani böyle kenara ittiler falan. Çok da güzel klipti. Çok da böyle özene özene yapmıştık klibi falan. Sonra biz dedik ki büyük insanı yapalım artık yani. Çünkü o dönem bir de biraz da şeydi yani Aykut abi elinden geleni yapıyordu. Hani benim bir şeylere ihtiyacım vardı. Çünkü albüm yapana kadar ben çok hani gayet güzel para kazanan, haftanın 5 günü sahne alan bir adamdım. Yani biz albüm çıkarmaya başladık. Albüm sürecine girdikten sonra ben babamdan para istemeye başladım. Bu bana koymaya başladı biraz tabii ki yani. Çünkü 17 yaşından itibaren hani hiç para almayan bir adamım babamdan. Arabamı almışım falan o noktadayım yani. Hani 24 yaşındayım o dönem albüm çıkaracağım zaman. Ya dedim ki Aykut abi benim paraya ihtiyacım var. Benim bir şey yapmam lazım. Ben tekrar sahne yapayım. Yani çünkü o hani albüm çıkarınca biraz duralım. Hani cool olalım falan filan yemedi yani o. Hani yemez de zaten. Kim ne yapsın beni o dönem yani şimdi. Hani bir anda sahneye mi başlayacağım ben? Olmadı tabii ki. Ben dedim tekrar tek gitar falan sahne alayım. Birkaç yer istiyor beni hani... Para kazanayım işteyse. Tamam falan. Sonra biz ikinci klibi içinde böyle bir şey yapmaya çalışınca hani zorladık olmadı. Ben dedim ki abi ben kendi yoluma gidiyorum. Beni bırakıyor musun Özgür? Bırakıyorum. Yani ben yine Aykut abiyle çalışıyorum ama hani ilgilenemediler. Bir şey oldu orada bir sıkıntı oldu falan. Ben de üstlerine gitmedim. Yani şöyle de yapabilirdim. Ne biçim şirket bilmem ne falan. Yani beni harcadınız falan triplerine de girebilirdim. Ağlayacağım ama dedim ki. Ulan bana albüm yaptılar yani güzel bir şekilde. Aykut abi oturdu bana. Hani benden cebimden para çıkmadı. Albüm yaptılar. Hani yapılan bir şey var ortada. Hani ben elimden geleni yapayım oturup ağlayacağımı. Aklıma şey geldi. Üniversitede sinema hocam vardı Aydın Ketena. Bilgisayar hocam aynı zamanda. Çok iyiydi o dönem ilişkilerimiz. Çok da tatlı bir adamdır. Ona gittim. Kısa filmcidir kendisi. Çok ödülleri vardır. Kısa film çeker falan. Aklıma geldi. Dedim ki büyük insana hocam şöyle kısa film bir şey yapsak mı acaba? Hani kısa film tadında. Arada diyalog olsun. İşte böyle girişte ambiyansla başlasın falan filan. O kafalarla bir şey yapalım dedik. Tamam dedi. Abi biz klibi çektik. Aykut abiye götürdüm. Ben böyle bir şey yaptım falan. Aa çok iyi olmuş falan. Abi tekrar patladı mevzu büyük insanla. Yani iki kere büyük insanla şey oldum ben. Popüler oldu yani mevzu. Onun üzerine bir de dön yaptık. İyice o da zaten internetteydi o şarkı. Yani birazcık hani çaba ve şeyle yani...
ne diyeyim? İttirmeyle. İttirmeyle ama şöyle yani ittirmeyle. Yani dediğim gibi orada biraz şey yapabilirdim ben. Küsebilirdim. Beni harcadınız diyebilirdim. İşte bak ne oldu diyebilirdim. Yani ne güzel hayatım vardı. Albüm yaptı. Yani gerek yok böyle şeylere. Birazcık insan kendisi de bazı şeylerde çaba göstermeli. Kesinlikle. Buyurunuz. Kitleler onu internette Büyük İnsan şarkısıyla tanıdığı için bu şarkı pek ses getirmez. Kısa bir süre sonra şarkının radyolarda çalınma sıklığı düşer, klip gösterilmez olur. Tüm bunların üstüne arkadaşlarından ailesine, röportaj verdiği gazetecilerden, katıldığı radyo programlarındaki DJ'lere hemen herkes yapımcısı Aykut Gürel'in albüm tanıtımı için yeterince çalışmadığını, daha agresif bir promosyon taktiği denemesi gerektiğini söyleyerek onu üzer. Türkmen gözünü zirve hırsı bürümüş bir popçu adayı değil, her şeyden önce insan olmaya çalışan bir müzisyendir. Gürel'i kötüleyenlere, Aykut Gürel hiçbir mecburiyeti olmadığı halde bana inandı ve benden tek kuruş almadan ilk albümümü yaptı. Ona kızmak yerine ben şimdi bu albümü nasıl tanıtabilirim, ona odaklanmalıyım der. Ve büyük insana kendi imkanlarıyla klip çekmeye karar verir. Hereke'deki Güzel Sanatlar Fakültesi. Hereke'de mi? Anlatmış. Yanlış. Evet, Hereke değil. Hereke benim doğduğum, büyüdüğüm yer bu arada. Öyle mi? Hereke'de değil bizim okul. Kandıra'daydı. Sonra Kandıra'dan başka bir yere taşındı ama Hereke ile alakası yok. Ama Güzel Sanatlar Fakültesi Hereke'de. Güzel Sanatlar Hereke'de. Hep öyleydi zaten. Ama ben Güzel Sanatlar okumadım zaten. Benimki Endüstriyel Yönetim. O zaman işte endüstri mühendisinin 2 seneliği diye geçiyordu. Zaten sonra işletmecilik oldu. Baktılar öyle bir bölüm hiç olmayacak. Yani ben endüstriyel yönetimde Türkiye'de şu an hani böyle 50 kişiden biri olabilirim mezun tek. Öyle bir durum var yani. Buyurunuz. Aydın Ketenağ tarafından çok düşük bir bütçeyle çekilen klip zamanının kült işlerinden olur. Öyle büyük ilgi uyandırır ki Türkmen artık sadece internette değil, ana akımda kitlelerce tanınan bir isim haline gelir. İlk klibini yayınlamaya tenezzül etmeyen müzik kanalları büyük insanı günde 3-4 kez döndürmeye başlar. Hem de ücret almadan. Gökhan Türkmen adı artık iyiden iyiye biliniyor, kısa film tadındaki klipleri ve ağırlıklı olarak aşk ve ayrılık teması içeren şarkılarıyla romantik prens olarak anılıyordur. 2010 yılında en iyi çıkış yapan sanatçı kategorisinde Altın Kelebek alır. 2010'da ikinci albümü Biraz Ayrılık yayımlanır. Bu albümde kendi gibi döneminin genç yıldız müzisyenlerinden Uzay Hepar'ın ardından Sezen Aksu'nun yazdığı Yaz şarkısını da yorumlar ve çok övgü alır. İkinci büyük patlamayı ise bir süre sonra çıkardığı Çatı Katı adlı şarkısıyla yaşayacaktır. Murat Joker'in Beykoz ve Bayramoğlu'nda çektiği klip çok konuşulur. Bu arada özel hayatında da işler iyi gitmektedir. Eylül 2014'te 17 yıllık dostu Sinem Aksoy'la evlenir. Bu ilişkinin ilginç bir hikayesi vardır. Lisede aynı sınıfta okuyan, hatta ortak günlük tutacak kadar yakın arkadaş olan Gökhan ve Sinem, üniversiteden sonra bir gün hasret gidermek için buluştuklarında, aralarındaki duyguların arkadaşlıktan öte olduğunu anlayacak, sevgililik döneminin ardından evlenip Nil Rona ve Leyla Ada isimli iki güzel evlat sahibi olacaktır. 2016'da Harun Kolçak'ın 25. sanat yılına özel olarak çıkardığı Çeyrek Asır adlı albümde en sevdiği Kolçak şarkısı Yanımda Kal'la yer alır. Kolçak'ın kendisinde ayrı bir yeri vardır. Hatta gazeteci Cengiz Semercioğlu'nun Harun Kolçak'ın ölümünün ardından yazdığı bir yazıyı kınayacak, açıklamasında sevgi yoksunu kalemlerin karşısında olduğunu söyleyecektir. 2016 yılında yaptığı Sessiz adlı albümünü 2020'de Romantik, 2021'de 7 ve konser kayıtlarından oluşan Akustik izler. Büyük insan sound'undan uzaklaştığı için kimi eski hayranları tarafından eleştirilse de o hep yeniyi denemenin peşindedir. Ve bunun her kuşaktan insan farkındadır. Örneğin Türkmen'i uzaktan Pardon, bu eleştirmeyi hiç anlamıyorum. İnsanlar hiç gelişmesini istiyorlar. Evet, çok ilginç. Yani bir şey yapıyorsun mesela şarkı, şuradan anlayabilirsiniz onu. Öyle insanlar da var. Ona bir şey demiyorum. O başka bir hissiyat ama mesela şarkı yapıp keşke klip çekmeseydim, bu şarkı daha özel kalsaydı diyenler de var mesela. Yani bir büyüme, bir gelişim şeyi var yani. Karşıtı insanlar var ilginç bir şekilde. Çünkü bence kendileri öyle olduğu için başkalarının da öyle olmasını istemiyorlar. Çünkü yani takip edemiyorlar çünkü. Başkaları da bu kadar gelişirse ben geride kalırım yani durumundan dolayı. Müzik yapan insanın kendini geliştirme çabasından daha doğal ne olabilir yani? İşte ama sanat bizde öyle bakılmıyor ya abi yani. Hani
Yani sanata bakış açımız çok farklı bizim. Yani Türkiye'de çok yani sanatla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz biz bence. Yani nasıl olması gerektiğini de bilmiyoruz. Nasıl bakılması gerektiğini de bilmiyoruz. Sanatın tam olarak ne olduğunu da bilmiyoruz. Yani resme bakıp bu mu sanat diyen çok insan var yani. Hani. Ben de onlardan bir tanesiyim. Asla resimden anlamıyorum. Ya anlamak değil zaten mevzu da. Yani şey olarak söylüyorum bunu. Yani öyle değilsindir mutlaka. Başka bir yerinden bakıyorsundur mevzunun da. Alt metnine dikkat eden bir toplum değiliz bazı şeylerin. Onu anlatmaya çalıştım. Buyurunuz. Örneğin Türkmen'i uzaktan uzağa takip eden Ayşegül Aldinç, 8 albümü için ondan bir şarkı ister. Düette yaptıkları Durum Leyla çok beğenilir ve popüler kültürümüzde özel bir yere sahip olur. Çevre konularına duyarlılığıyla bilinen Türkmen, insan eliyle doğaya verilen zararın konu alındığı Yüzüne Vurma adlı şarkısının belgesel tadındaki 8 dakikalık klibiyle de dikkat çeker. Bu alandaki sosyal sorumluluk projelerine de yıllardır destek veren Türkmen, şarkının dijital gelirini Melike Özsoysal Korusu için Ege Orman Vakfı'na bağışlar. Hem şarkıları hem de tavrıyla farklı bir yerde duran Türkmen için. Onu bir düzelteyim. İki ismi karıştırmışsınız. Şimdi bir ilk ormanımızı Melike Turgut adına yaptık. O İnsanız Ayıbı Yok şarkısıyla ve Vay Halimize şarkılarının gelirini bağışladığımız, insanların klibi ve şarkı izledikçe oluşan geliri bağışladığımız Ege Orman Vakfı ile çalıştığımız bir proje bu. İlk ormanımızı onun için yaptık. İkinci ormanımızı Melis Özsoysal için yaptık. O da Yüzüme Vurma şarkısının geliri. Şimdi üçüncü ormanımızı bitirmek üzereyiz. Sonra 4-5 öyle devam edecek. Yani şu an 2 tane hatta 3 diyebiliriz. 3 tane kendimize ait yani o isimlere ait ormanımız var. Ben yani biz yani ölene kadar da bu şekilde devam edecek. Ne güzel, bravo. Buyurunuz. Türkmen için yapılan yorumlardan biri, derdi olmayanları bile dert sahibi yaptığıdır. Eğer bu dertler büyük insan gibi olacaksa biz gönüllüyüz. Varsın gelsin. Şimdi ben merak ettiğim bir şey soracağım. Teşekkür ederim. Hem popüler kültürün içindesiniz ama hem de sanki onun çok içinde olmak istemiyormuşsunuz gibi bir mesafe koyuyorsunuz aranıza. Evet, aslında tam olarak öyle. Ya bu ünlü dediğimiz şeyi çok algılamış bir adam değilim, algılayan bir adam değilim. Sevmiyorum da çok fazla ön planda olmayı. Çok teşhirci bir adam değilim. Kendimi göstermeyi seven bir adam değilim aslında. Yani kendimden bahsetmeyi de çok seven bir adam değilim. O yüzden daha sessiz bir adamımdır. Mesela ortamda da çok böyle konuşan bir adam olmadım hiç. Hep dinleyip öğrenip hani bildiğimi de hani atıyorum. Belki çok iyi bildiğim bir şeyi bile siz anlatıyorken ben de bir anlatabilir miyim demem mesela, yani onu bilmiyormuş gibi dinlerim. Genel olarak böyle bir adamım. O yüzden de çok yani yaptığım en büyük çılgınlık sahnede olmak. Yani hani 20 yıl önce bunu söyleseniz bana yani saçmalama abi, yapamam ben öyle bir şey. Olur mu yani, hani hiç bana göre değil falan diyebilirim yani. O yüzden de biraz da böyle soğuk bir adamımdır ben. Yani çok sevdiğim insanlarla iletişimim daha böyle sıcaktır, daha esprili, daha hani böyle şey. Onun dışında dışarıdan belki soğuk göründüğüm için de çok rahatım bu konuda. Çünkü çok yanıma kolay kolay yaklaşmazlar yani. Hani bir şey der, hani şey yapar falan diye. Aslında hani çok hayatım boyunca iyi insan olmaya çalışan, kibar bir insan olmaya çalışan, işte dediğim gibi ablayla büyüyen, o yüzden kadınları çok iyi anlamaya çalışan ve anladığımı düşündüğüm, yani ne kadar olursa artık o yani o şey yüzde. O yüzden de hayatımda da hep etrafımda öyle insanlara saygı duydum, kibar hani falan. Dışarıda bir yere giderken korkmam yani, birileri beni çekecek de işte gelecek de ah Gökhan falan diyecek de. Çünkü öyle bir şey olmuyor. Yani ben evet bazen konuşurken arkadaşlarım arasında hani abi ben ünlü değilim ya diyorum mesela. Ne diyorsun oğlum sen falan diyorlar. Ya ünlülük benim için o değil çünkü yani hani. Ben yani yaptığım işle ünlüyüm. Şimdi ünlü bir fabrikatör vardır. Bir yere gittiğinde ha Osman diye bağırmazlar yani hani. Şimdi öyleyim diye düşünüyorum ben. Yani işimi iyi yaptığım için, düzgün yaptığım için, bir magazinsel bir boyutta bir durum olmadığı için veya işimle hep anıldığım için ben ünlü değilim. Ünlü olmak ne demek ki?
Yani işte ne bileyim yani magazinsel bir yani şey bir durum ya bu. Son tarihte hepimiz yaptığımız iş yüzünden ünlüyüz. Yani evet öyle de işte hani magazinsel ünlü anlamında söylüyorum. Yani ünlü deyince aklıma o geliyor benim de o yüzden ünlü mevzusunda orada arada kalıyorum. Vallahi beni magazinciler çekiyor bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Ya beni yani böyle bir şey... Ayrıca da arkamdan Armağan abi Armağan abi bağırıyorlar yani. Yapacak bir şey yok. Yani abi yani sizin ama şimdi benim o kadar süre hani bu piyasada bir şeyim yok. Yani hani sizin daha fazla olduğu için belki benim emekliliğim o... geldi artık. Yok canım estağfurullah. Yani geldi tabii. Emekliyim ben yahu. Emekli maaşı alıyorum lütfen. Ne güzel. Yani aslında söylediğim şey ünlülük olarak değil. Ben bunu sizin Instagram hesabınızda çok hissediyorum mesela. Hı. Ne içindeyim çemberin ne de dışında kalacağım durum var. Evet yani. Ama yakışıyor size. Olması gerektiği gibi birazcık davranıyorum. Çünkü şimdi şey de var yani... Ya ben hiçbir şeyden geri kalmak isteyen bir adam değilim çünkü çocuklarım var. Yani birisi çocuklardan birisi bana gelip de babacığım şununla ilgili bana hani anlatır mısın bir şey dediğinde... Kızım anlatamam ben çünkü bilmiyorum demek istemiyorum. Yani bilmek istiyorum, öğrenmek istiyorum. Teknolojiden geri kalmak istemiyorum. Sosyal medyadan geri kalmak istemiyorum. Ama çok da kendimi de göstermek istemiyorum. Yani sürekli böyle her yaptığımda... Son tarihte sizin neyiniz zaten? Tabii yani işte o yüzden... Hayatta sizin aynı. Tabii ki aynen. O yüzden de böyle dediğiniz gibi yani ne içindesin ne dışındasın. Hani orta bir yerde, dengede, güzel bir durumda hayatıma devam etmeye çalışıyorum başarılı bir şekilde. Ama bir yandan da mesela çok profesyonel yönetildiğiniz de anlaşılıyor. Öyledir, doğrudur. Yani eşim çok yakın kardeşim, dostum Fatih. Biz üçümüz gerçekten bu işi böyle çok hakkaniyetiyle yapmaya çalışıyoruz. Yani dünyada nasıl yapılıyorsa, insan olarak bu işi nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapıyoruz. Yani o yüzden de öyle gözüküyor. Yani bir şeyi popüler olması için, bir şeyi çok gözüksün diye, bir şey çok ünlensin diye... ...yaptığım hareket çok büyük hareket olur abi falan. Öyle yani öyle büyük hareketlerimiz hiçbir zaman yok. Yani hep bir mesaj verme durumumuz var yani. Bir şey yapalım, kalıcı bir şey yapalım. İşte orman yapalım, yani şarkı yapalım. İyi şarkı yapalım. Yani iyi şarkılarla anılalım. Yani beni bilmeyin abi. Çok önemli değil. Yani yaptığım şarkıyı bilin. Ben mesela ilk zamanlar ilk iki albümde hiç yüzüm tanınmıyordu. Bilinmiyordu yani. Hani şu anda mesela aşırı... Ne güzel hayat ha. Evet ha çok güzel. Yani şu anda böyle çok hani kendimi inanılmaz işte popüler, ünlü, şöhret falan. Yani öyle görmüyorum çünkü öyle yaşamıyorum da ben. Yani öyle bir hayatım yok. Benim öyle kaygılarım da yok. Bir şey soracağım. Öyle mi hisseder ki insan? Bence etmez zaten. Bence yani çok... Mesela kaygısı olan çok insan var ünlü olup. Ben de öyle hissediyorum. Yani, çünkü o atıyorum evin içindeki bir durum değil ki o. O işinizi yaparken öylesiniz. İş bitince zaten sıradan bir insansınız işte. Ya benim için de öyle hayatım. İşte ne güzel. Bir sürü insan ama için öyle insan öyledir. Işte, bence öyle olmuyor bazı çoğu insan için. Bilmiyorum. Yani... Ya, şey çok özür dilerim yani bunu bir yerde daha söyledim mesela işte şarkıları yaparken kaygısı olan tıraş olurken kaygısı olan çok ünlü var yani. Tıraş olurken kaygısı tabii yani olan mesela demek. Sakalınla anılıp sakalını kesme abi saçmalama sen bununla var oldun falan diye yani, anladın mı? Alameti farika no. Yani evet öyle bir şey durumum var ben o konuda çok rahatım o yüzden de çok memnunum hayatımdan. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.